sizi işçi hemşehrimizin gölbaşında bu mesleği kendini eğdi. Burada işçi yapmakta. Rahatsız mısın? Evet. Ha, doktora geldiniz. Evet. Güzel. Peki, bu çevrede bu dişçi hemşerimizin yaptığı işte herkes memnun mu? Senden de bir soru duyduğuna göre. Evet. Duyduğuma göre çok memnun. Evet. Demek ki sanatının erbabı. Evet, yani yaptığı işlerden herkes memnun oluyor. Onu da biliyorum. Başka bir saat iş. Tavsiye üzerine geldin. Ha, tavsiye üzerine geldim. Peki, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, evet. Evet. Güzel. Güzel. Siz 5 bin olarak lağabınızda kimler dedi? Biz 5 bin olarak lağabınızda fidayiler dedi. Evet. Aşağı şehirdeki obanızı biliyor musun? Allah Allah. Bilemiyorum ama. Senin mahallenizi, nüfus kağıdında hangi mahalleye? Kısaca şöyle bir izah edelim. Beste, sene 1967'de Pazar Mahmut Sandaloğlu vardı. Evet. Onun aracılığıyla bu mesleğe öğrendi. Evet. Ve başarılı bir kişi olarak da hemşehrilerime ve önünde kesime hizmet etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Evet, biz de gurur duyuyoruz. Çünkü ben dev profesör diş tabiplerini gördüm ben. Ankara'da da yaptırdım. Adana'da da yaptırdım. Gerçekten öyle. Gölbaşı gibi bir yerde böyle bir dişini olması, yani İzmir'de duyanlar bile hayret ediyor. Mesela ben İzmir'deyim. Benim gibi kimse konuşamıyor. Hiç bak dişimden bir konuşmamda şey hissediyor musun? Yok, hissetmiyorum. İşte diğer arkadaşlar, emekli arkadaşlar, ben bahir şeyim, yani sen biliyor musun, dernek başkanıyım. Hepsinin ağzında kavga. Neden oluyor acaba? Sen de bunun bir sorunu sorabilirsin. Yani bu kavga ağzında şak. Bu neden oluyor? Bu ölçü hata oluyor. Bugün aldıysa işte kesinlikle oydurma veyahut da şakılamak da olmaz. Evet. Yani tat bu olasın. Ha. Ölçüsünü alacaksın güzelce. Ondan sonra terazilerini yapmamak şartıyla. Evet. Ölçüsünü alacaksın. Güzel kravatını yapacaksın. Ondan sonra hani yapılan işleri hani biraz büyük veya da güzel kibar bir şey yapmazsa hani hem evet, hasta memnun olur hem de yapan meslek sahibi memnun olur. Şimdi bazı arkadaşlar iddia ediyor. Şimdi koyduğumuz zaman benim dişim hepsi ağır geldi onlar. Evet. Şimdi diyorum ki herhalde malzemenin fazlalığı da bunun etki yapıyor. Şimdi dişleri dartıyoruz. Evet. Öyle ya. Çok olsa az bir fark yapar ama umumiyetle öyle yani. Ağır geliyor. Hiçbirbirini tutmuyor ama şak edenler daha ağır geliyor. Yani. Evet. Demek ki malzemeni kalın kullanıyorlar diyor. Öyle mi? Peki efendim, şimdi ikinci şeyi soruyorum. Acaba bu besleden neden göçtüler? Niye dağıldı? Bak sen de geldin. Bunun sebebi ne yani? Sizden de bir soru. Valla besleden göçmenin sebebi biliyorsun. Besleden hiç sağlıklı olmamasını. Evet. Ondan sonra Besin'lerin de artık kısmeti dışarıya doğru açık bir kişiler biliyor musun? Evet. Ama onun için mesela Türkiye'nin önemli yerlerinde meslek sahiplerimiz var. Evet. Mesela Gölbaşı'nda, Antep'te, Mersin'de, Adana'da, İstanbul'da, evet, Uşak'ta. Ama biz böyle bir sanayi veya da sanat sahiplerinin ünlü şanını bulduğumuz zaman
Şimdi biz şöyle bir şey düşünüyoruz. Diyoruz ki bu beslenin geçmişte çok güzel folklorumuz var. Türkmeniz aslında. Bir folklor kurmak istiyoruz. Besnin, bütün besninler genelinde. Birisi diyor besninde bulunsun. Mesela yol başında bir besninin düğünü var. Altında arabası. Artık modern çağa, modern Türk'ün özüne yönelik. Böyle zamzın başka Avrupa'nın klasiğinin müziği değil de kendi milletinin ruhuna işleyecek bir müzik. Yöresel tabii. Bir folklor kuralım diyor, oyun oynasın. Gelsin burada hemşehrilerimizin gönlünce düğünü yapsın. Güzelce hemen gitsin. Adana'dan var, hemen gitsin. Oraya kim gelir? Besmiler gelir. Abi. Hemen onların düğünü, özlemini gidersin, gelsin. Abi. Böyle bir... Nasıl? Laboratuvar oluyor değil mi? Evet. Müsaade olun. Abinizle çalışıyorsunuz. Evet. Peki, yardımcı olabiliyor musun? Yani biraz şöyle, abi olmadığı zamanlarda bu olmadığı işi... Olmadığı zamanlar... Yani biraz yapıyorsun yani. Tabii. Güzel. Evli misin? Yok. Yaşarsın. Peki, şimdi sana sorayım. Eskiden biz 500 liraya evlenirdik. Bak ben 500 liraya evlendim, altınlı gümüşlü. Şimdi evlenmek için genç evler gel başına kaç liralar? Şimdi şu genç olarak sorayım yani. Ha, kaç lira lazım şimdi? Her adam 100 milyon lazım. Ha. Peki bak 500 lirayla 100 lira arada yani seneyi koysa senede 1 milyon olsa yine 50 milyon öder değil mi? Ha. Bu neden de sence bu tutum gençler için bir etkili değil mi mesela? Yani sen bir iş bulman için çok para var. Değil mi? Peki ekonomik yönden de öyle. Biz diyoruz ki gençlere memlekette bir fon kuralım. Bütün bir dakika. Bütün besinler tamam mı? Birlik olsun. Böyle sizin gibi mesleğe yetişmiş artık para kazanmaya elinde silahı olmayan yani makine malzemesi olmadığı için size bu fondan uzun vadeli çalışıp kira öder gibi ödeyecek şekilde böyle bir fon olursa siz de katkıda bulunur musunuz? Ben şimdi dışarıda bulunamam. Ben hayır, maddi yönden değil. Yani Türkiye'nin müracaat edeceksin. Ben dişiyim arkadaş. Bana şu maddi.